İlmihal nedir? İlmihal her Müslümanın bilmesi gereken asgari ilimlerdir. İlmihal mükellef bir insanın içinde bulunduğu vakitte yapması gereken ibadetlerin ve amellerin ilmini bilmektir. Öğrenilmesi farz olan bir ilimden cahil kalmak haramdır. İlmihal her anne babaya farz olduğu gibi çocuklarına ilmihallerini öğretmeleri veya öğretene göndermeleri de farzdır. Aile fertlerinin ilmihalinden birinci derecede baba, sonra anne sorumludur. İlmihalin bir kısmı buluğ çağına kadar her mükellef tarafından kesin öğrenilmiş olmalıdır. Bu kısmı usul, abdest, hayız, namaz, Kur'an öğrenimi, oruç gibi vazifeler girer. Bunlar mükellef olan erkek ve kadını ilk anda ilgilendiren vazifelerdir. Bunların dışında kalan zekat, hac, kurban, adak, yemin, evlilik, boşama ve ticaret gibi işlerin yapılacağı zaman öğrenilmesi yeterlidir. Dinimizin inanç ve ahlak konuları da ilmihalin içine girer. Ailede çocuğa 7 yaşından itibaren ilk ilmihal bilgileri verilmeye başlanmalı ve buluğ çağına kadar tamamlanmalıdır. Çocuğuna buluğ çağına kadar farz olan ilmihalini öğretip gereken eğitimi veren bir baba ve anne sorumluluktan kurtulur. Öğretim bir şey hakkında bilgi vermek, eğitim ise uygulamayla bir şey yaparak alışkanlık ve huy haline getirmektir. Çocuğa sadece abdesti ve namazı anlatmak yetmez. Onu yaparak, yaptırarak ve uygulama imkanlarını hazırlayarak hayatın bir parçası haline getirilmelidir. Çocuğun elbisesi gibi edebi de önemlidir. Onun kalıbı gibi kalbi de aileye emanettir. Çocuğun karnını doyurup kalbini aç bırakmak, dünyasını düşünüp ahiretini ihmal etmek dostluk ve vefa değildir. İlmihal ile ilgili sorulan sorulara alimlerin cevap vermesi farzdır. Bu konuda susmak, sonra öğretirim demek veya geciktirmek caiz değildir. Çünkü ilmihal ihmal edilirse farz olan bir amele ait ilim ihmal edilmiş olur. Siz de merak ettiğiniz dini soruları çekinmeden videonun altına yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz. İlmihali öğretmek için bütün Müslümanlar seferber olmalıdır. Bunun için gerekli hizmetleri görmek, yer ve imkan hazırlamak, öğretmen bulmak Müslüman toplumun temel görevidir. Bu iş özellikle zenginlerin ve ehliyet sahibi insanların üzerine farzdır. İlmihalin öğrenilmesinde mezhep ve meşrep ayrıcalığı yoktur. Bütün mezhepler ve manevi terbiye yolları kendi ilmihalini bilmekle yükümlüdür. İlmihal günlük hayattaki amel ve ibadetlerin ilmidir. Bu amel ve ibadetler Kur'an ve sünnete dayanır. Akılla ibadet belirlenmez. Akla düşen Rabbinin muradını doğru anlamak ve samimiyetle gereğini yapmaktır. Bütün mezhep alimlerimiz Kur'an ve sünnete dayanarak bir Müslümanın ibadet ve muamelat hayatını belirlemişlerdir. Buna geniş manada fıkıh denir. Fıkhın günlük farz amelleri ilgilendiren kısmı ilmihali oluşturur. Din, kalpte yerleşen sağlam bir inanç ve bütün hayatı saran ilahi bir terbiyedir. Bu terbiyeyi bize öğreten Yüce Allah'ın peygamberleridir. Son peygamber gönderilmiş, hak dine davet yapılmış, insanlığa görevleri açıkça bildirilmiş, ilahi emanet insanlığa ulaşmış ve mükellef olanlar için sorumluluk başlamıştır. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlık son dinden, son peygamberden ve son ilahi kitaptan sorumludur. Son din İslam, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, son ilahi kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Bunların dışında bir yolla Yüce Allah'a ibadet yapmak, terbiye olmak, cennete bulmak mümkün değildir. Mümkün zannedip kendince bir yol tutanı Yüce Allah kabul etmiyor. Bu konudaki ilahi hükmüm şudur. Allah katında geçerli tek din İslam'dır. Kim İslam'dan başka bir din ararsa o bulduğu din, yol ve yaşantı Allah katında asla kabul edilmeyecektir ve o kimse ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır. Dinimiz insanların bilmesi gereken helal ve haram olan şeyleri öğretmiş, ibadet şekillerini belirlemiş ve açık bir biçimde önümüze koymuştur. Bu durum hadisi şerifte şöyle ifade edilmiştir. Helal şeyler açıklanmış olup bellidir. Haramlar da açıklanmıştır ve bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. Kim haramlardan kaçtığı gibi şüpheli şeylerden de uzaklaşırsa dinini ve şerefini korumuş olur.
Hadis-i şerif. Yüce Allah'a dostluk ve güzel kulluk yapmak isteyen kimseler bu işi kendi keyiflerine göre değil, Yüce Allah'ın istediği şekilde ve usulde yapmalıdır. Dost olmak isteyenlere yol gösterilmiştir. Aksine gidenler Allah'a değil ateşe ulaşır. Böyle bir halden Yüce Allah'a sığınırız. İlmihal birkaç ibadetle sınırlı değildir. İlmihal bir Müslümana farz olan bütün inanç ve amellerin ilmini içerir. Bu vazifeler kalp ve bedene ait olmak üzere iki kısımdır. Müslüman Yüce Allah'a teslim olan kimsedir. Bu teslimiyet kalp ve bedenle isteniyor. Din, iman ve salih amellerden oluşur. İman kalple, salih amellerse kalple birlikte bütün bedenle yapılır. Müslüman iman esaslarını öğrendikten sonra dinin temeli olan namazla sorumlu olur. Bu şerefli ibadetten sonra oruç, zekat ve hac gelir. Daha sonra rızkını helalinden kazanmak, doğru sözlülük, adalet, sabır, şükür, zikir, kazaya rıza gibi güzel huylar ile ahlaklanmak ilmihalin kapsamına girer. Müslümanlık iman, ibadet ve ahlaktan oluşur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanı şöyle tarif etmiştir. Müslüman dilinden ve elinden hiç kimsenin zarar görmediği kimsedir. Mümini de şöyle tarif etmiştir. Mümin bütün insanların kendisine güvendiği, ondan canına ve malına bir haksızlık gelmeyeceğine inandığı kimsedir. Demek ki ahlak insanı yansıtan bir aynadır. Ahlak insanın davranış biçimidir. Ağızdan çıkan her söz bir ameldir. Bu amel ya helal ya haramdır. Helal sevap, haram günahtır. Sevap cennete, günah ateşe götürür. O halde Müslüman günde en çok kullandığı bu dilinin yaptığı işlerin hükmünü bilmelidir. Gıybet, yalan, iftira, dedikodu, hakaret, alay, küfür gibi dilin afetlerini tanımalı ve hepsinden kaçınmalıdır. Gözümüzün yaptığı işler de böyledir. Her bakış helal değildir. Bazı bakışların terk edilmesi farzdır. Bunları bilmek de ilmihaldir. Her kazanç helal değildir. Helal olmayan bir ticaret yapmak, helal işe hıyanetlik katmak, haksız yere para kazanmak, usulsüz alışveriş yapmak haramdır. Haram kazanç ateştir, ateşe götürür. Haram ile yapılan ibadet kabul edilmez. Evlenme Müslümanın en temel vazifelerinden biridir. Evlenen kimseleri ilgilendiren helal ve haramlar vardır. Özellikle kadın erkek arasındaki muameleler, haklar ve hükümler iyi bilinmelidir. Dinimiz yeri gelince eğlencenin de edebini öğretir, hükmünü belirtir. Her Müslüman dinlediği musiki, ilahi, türkü ve şarkının icra ettiği oyun ve eğlence türü şeylerin de hükmünü bilmesi gerekir. Sevinç ve keyif öyle olmalı ki sonu ağlama ile bitmemeli. Bizi halkın yanında sevindiren şeyler hakkın katında da yüzümüzü güldürmelidir. Her şeyin sonu önemlidir. İnsanı dünyada güldürüp ahirette ağlatacak şeyler gerçek sevinç değildir. İşte hayatımızı çepeçevre saran bütün bu vazifeler ilmihale girer. Demek ki ilmihali birkaç ibadetle sınırlamak doğru değildir. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka dini sorularınız varsa yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz.